Ölçü ve birimler biz yetişkinler içindir. Oysa çocuklar öyle mi? Onlara ölçü ve birim verilmemiştir. Sınırsız severler, merhametleri ölçülemez. Belki de bu yüzden renklerden en çok maviyi ve beyazı sever çocuklar. Gökyüzünün sonsuzla ölçülemez mavisini, onun sudaki yansımasını, bembeyaz düşleri arzular küçük kalpleri. Onların küçük kalpleri büyük bir dünyayı sığdırır içine. Mesela Aysena. Adım Aysena Yavuz. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçeceğim. Süleyman Oğuz İlkokulu'nda okuyorum. Burdur küçük bir şehir. Salda Gölü güzel bir yer. Böyle doğayla iç içe. Mavi ile beyazı çok severim. Onların ikisinin birleştiği alan orasıdır. Gökyüzünün mavisini Salda Gölü'nün sularına sığdırıp beyaz kumlarında düşler görebiliyor. Mavi beyaz bir sonsuzluk damlıyor hayatına. Sonra her bir rengin elinden tutup ona bir hayal elbisesi giydiriyor. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Çünkü insanları iyileştirmek istiyorum. Mesela anneannemgili, babaannemgili, dedemgilleri, yaşlı insanları iyileştirmek istiyorum. Beyazın elinden tutuyor, bir doktor önlüğüne götürüyor onu. Büyüyünce doktor olacak. Mavi bir gelecekteki beyaz bulutlar gibi insanların hayatından bir şifa anı olarak geçip gidecek Aysena. Doktor bütün insanları iyileştirmeli. Hasta olan insanları iyileştirmeli. Hastalara iyi davranması gerekiyor. Kötü davranmamalı. İyi derken mesela onlarla nazik konuşması gerekiyor. Bağıra bağıra değil. Elinin değdiği yerde Salda Gölü'nden esen hafif bir meltemi hissedecek insanlar yüzlerinde. Biliyorsunuz bu ülkenin güzel gözlü çocukları geleceğe doğru esen bir tatlı meltem gibidir. Sabahları annem ile beraber lokantamıza geliyoruz. Orada mesela anneme yardım ediyorum. İşte orada biraz oynuyorum. Sonra biraz vakit geçtikten sonra eve gidiyorum gene. Orada mesela hayvanlarımıza bakmaya gidiyoruz babaannemgille. Dedem, babaannem ve ben. Orada da mesela köpeklerimiz var bizim. Onlarla falan oynuyorum. Gülçen Yavuz,
Burdur'da kalıyoruz normalde. İkametgah orada yapıyoruz. Ama burada restoranımız olduğu için köydeyiz. İki tane kızım var. Biri 8. sınıfta. Biri 4. sınıfa geçti. Kızım bana çok yardımcı oluyor. Lokantamızda çalışırken bana yardım, tabaklarımızı beraber taşıyor. Bulaşıkları falan yıkarken yardım ediyor. Yerleri süpürüyor falan. Benle birlikte. O da yanımda yardımcı. Aysena büyüyecek. O büyürken içindeki iyilik duygusu, yardımlaşma hevesi, şifa olma niyeti de büyüyecek. Salda Gölü'nü temiz bırakmalıyız. Yani yerde bir çöp gördüysek onu çöp kutusuna atmamız gerekir. Mesela yemeklerimizi piknik yaptıktan sonra o mesela yediğimiz çöpleri yere atmamalıyız. Onları çöpe atmalıyız. Bazı kişiler oraya gittiğinde insanlar orayı evi gibi korumalı. Salda Gölü'nün doğasını korumalıyız. Türkiye'nin kökleri derinde, dalları gökte o büyük ağacının en taze ve yeşil yaprakları olup serinlik verecek tıpkı diğer yavrularımız, tıpkı diğer ümitlerimiz gibi. Bizlerse renkleri doğadan alıp hayatın içine atan çocukların kalplerindeki sanatı hayretle izleyeceğiz. Yeniden öğreneceğiz. Yeniden hatırlayacağız renkleri ve anlamalarını, sonsuzluğu ve bugünü. İyi bir insan hiç saygılı olmalı, dürüst olmalı, çalışkan olmalı. Onu bir daha kötü davranmamasını söylerim. Herkese iyi davranmasını söylerim. Onu uyarırım. Onun saygılı olmasını isterim. Bir çocuğa bakıp öğrenilecek şeylerin ne kadar çok olduğunu fark ettiğimizde bir kez daha şaşıracağız. İşte bu şaşkınlıkta bereket vardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.